Renklerle Dans'a hoş geldiniz. Bugün güzel bir resimle yine karşınızda olacağım. Bugün daha çok sıcak renkleri kullanarak çok güzel bir köy resmi yapmak istiyorum. Bir köy yolu, çok güzel bir manzara olsun istiyorum. Değişik bir manzara olsun istiyorum. Önce tabii ki gökyüzünden çok açık bir mavi, beyaz ve çok hafif maviyi karıştırarak açık bir gökyüzü elde etmeye çalışalım. Evet, burada hepinizin evde rahatlıkla yapabileceği nitelikte çizimleri seçiyorum genelde ve bu seçimi yaparken de amacımız tabii ki resim sanatını sevdirmek, teşvik etmek, sizlerin de evde resim yapabileceğinize olan inancınızı arttırmak diyelim. Evet, devam ediyorum. Çok güzel. Burada belki biraz sonra köyümüzün yolu ve ağaçları olacak. Çok hafif, çok sade bir gökyüzü gerçekten bizi mutlu kılabilir. Sessizlik ve huzur getirebilir diye düşünüyorum. Hiç bulut hareketi, buluta gerek yok ama biz isteyen evde çizim yapan arkadaşlar tabii ki bulut yapabilir. Biz fırçamızı temizledikten sonra hemen çok uzakta bir toprak rengi alıyoruz. Krom sarısı biraz beyazla karıştırıp hatta içine biraz sarı ekleyerek belki burada çok uzakta hasat edilmiş tarlalarımız olabilir. Evet. Bakın. Evet. Çok güzel, çok değişik bir resim olsun istiyorum. Evet. Burada evet, belki buğdaylar hasat edildi. Burada belki arada ağaçlarımız olur düşüncesiyle işaretleyebilirsek çok daha anlamlı olur. Burada evet, buraya ağaçlar gelecek biraz. Evet. Biraz daha açık bir tonla burayı doldurabiliriz. Çok güzel. Evet. Şimdi yine toprak ve kahverengi biraz kullanarak hafif bir koyu bir ton elde ediyoruz. Ve buradan itibaren kahverengimizi kahverengi, toprak ve kırmızı hafif kullanarak evet, burada sınırımızı belki aradaki oluşan tümsekleri evet, çizebiliriz. Çok güzel. Yine devam ediyorum. Burada yolumuzu çok fazla abartıya kaçmadan işaretleyebiliriz. Evet. Ve kenarı burada olsun. Belki bu yol gerçekten bizi dostlara da götüren bir yol olabilir. Sınırımızı evet çizdikten sonra evet işaretliyoruz şu anda. Yolumuz buradan geçecek. Buradan belki dostlara doğru giden bir yolu çiziyor olabiliriz. İşaretleyelim. Çok değişik bir köy yolu. Çok güzel bir
Evet, biraz açık alanları da yapmayı ihmal etmeden, evet, burada, evet. Burada istediğimiz rengi kullanma bizim elimizde. Hangi rengi istiyorsak onu kullanabiliriz değerli dostlar ve kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Hayatta da böyle değil midir? Herkes kendi yolunu çizmiyor mu acaba? Evet. Evet, burada çok kırmızı ve kahverengi alarak burada koyu bir ton oluşturalım. Belki buradaki tarlamızın sınırını çizmiş olacağız biraz sonra. Evet, buraya da bir sınır belirleyelim. Yine buraya bir sınır olabilir. Evet. Nasıl görmek istiyorsak o şekilde çizeceğiz. Burada biraz sonra belki sürülmüş bir tarlanın, evet, tümsekleri, oluşan tümsekleri de olabilir. Evet. Evet, biraz daha yukarı kaldırıp biraz kahverengimizi arttırarak burada koyu bir ton elde edebiliriz. Evet. Evet. Gerçekten değişik bir resim olacağını düşünüyorum. Evet. Yine buradan. Belki randa uzanan bir, evet, tarlamızın, evet, toprak rengine dönüyorum, krom sarısı, birçok ismi var, yanık siyana diyorlar, işte krom sarısı diyorlar, biz bildiğimiz ismiyle söyleyelim, bu toprak rengini biraz beyazla, çok az beyazla karıştırıp hatta içine çok az pembe de katarak değişik bir ton yakalamaya çalışalım. Evet, buradan, evet, bunu kaynaştıracağız ve kocaman tarlalarımız oluşacak. Evet. Yine aynı, yine burası. Evet. Kaynaştırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir tarla. Böyle buradan. Evet. Belki hasat edilmiş topraklarımız vardı. Biraz burada kırmızıyı arttırarak belki bir zenginlik katabiliriz. Evet, kızarmış. Güneşten kızarmış buğday sapları olabilir. Evet. Buradan yine yarılanıp tabii ki burayı da unutmuyoruz. Toprak yolumuzu. Evet. Biraz beyazı arttırabiliriz. Burada sarıyla biraz daha ışık alan bir yer olarak düşünebiliriz burayı. Evet. Siz de dilerseniz evde güzel bir resim yapabilirsiniz. Burada hemen beyazı alarak yoğun bir şekilde biraz sarı katarak hafif bir kırmızıyı da ekleyerek çok açık bir turuncu ton
rengiyle buraya kadar gelebilirim. Evet. Evet, burayı da unutmadan. Evet. Güzel bir resim. Hafif kaldırarak daha kolay yapabiliyoruz. Burada yeşillikler kendiliğinden oluştu. Güzel bir kendi doğal rengi oluştu. Belki burada çim vardır. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Yine burada biraz daha yeşili düşünüp belki burada yolun kenarında böyle yeşillikler oluşmuş olabilir. Evet, bu bizim dünyamız. Evet, biraz sonra tabii ki biraz daha estetize edeceğiz. Evet. Biz evet, uzaktaki açık alanları devam edelim. Burada biraz daha kırmızıyı arttırarak, kahverengi ve kırmızıyı kullanarak toprak rengiyle değişik bir alan daha yaratabiliriz burada. Evet. Burada gerçekten güzel bir yol ve tarlalar oluştu. Güzel. Peki. Şimdi biraz daha aşağıya inerek, gökyüzünden aşağı inerek bu alanı yapabiliriz. Burayı da yine toprak rengini bol miktarda alarak açık bir ton, sarıyı da biraz arttırarak hafif bir pembe ekleyerek değişik bir ton elde edebiliriz. Biraz daha pembe alabilirim. Evet, gerçekten her renk için çok uyumlu bir alan oluşturuyor pembe rengimiz. Biraz daha değişik bir, evet. Burası biraz sonra tabii ki ağaçlar olacak ama biz önce arka fonunu tamamlamış olalım. Evet, çok güzel. Peki, buradan biraz daha burayı da doldurarak, evet. Burayı da yaparak unutmayalım buraları. Çok değişik bir resim olacağını düşünüyorum. Farklı bir eser olması bizi mutlu ediyor. Gerçekten. Burayı da unutmadan dokuyu takip ederek perspektif kuralına uygun. Evet. Şimdi astarımızı bu şekilde tamamladık ve artık bunun üzerinde fırçayla çok güzel hareketler yakalamaya çalışalım. Öncelikli olarak tabii koyu yerlerini buradan itibaren, örneğin buradan böyle bir tümseyin oluştuğunu düşünün. Burası da öyle. Bölüm bölüm sanırım taksim edilmiş, parsellenmiş bu tarlalar. Parsel parsel eylediler dünyayı diyor ya Aşık Mahzuni Şerif. Yaşanabilir alan bırakmadılar. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi tabii ki bu zemin üzerine çok güzel fırçayla güzel çalışmalar yapacağız. Ama biraz belki geniş fırçamızla uzaktaki ağaçlarımızın, evet, Rusya mavisi ve yeşili karıştırarak koyu bir yeşil elde edebiliriz. Ve bu koyu yeşil ile buradan itibaren yaşayan
ağaçlarımızı çizmeye başlayabiliriz. Evet. Çok güzel bir ağaç kümesi oluştu. Evet, bence bakın çok güzel oluyor. Biraz daha boya alayım. Her tarafını bitirmek zorunda değiliz. Her yere aynı ağaçları çizmek zorunda değiliz. Bu bizim dünyamız. İstediğimiz gibi çizebiliriz. Bu bizim ağacımız, bizim tablomuz. Evet, devam ediyorum. Peki. Buraya kadar aslında çizdiğimiz ağaçlar tabii ki biraz daha yukarıda daha farklı bir renkte ağaçlarımız ve belki de evlerimizde olabilir. Hiç çekilmeden bu kırmızı rengiyle toprak rengini karıştırarak biraz daha kırmızıya yakın hafif açarak, evet, burada belki yaşayan farklı renkte ağaçlarımız olabilir. Evet. Yine burada kardeşleri olabilir. Evet. Evet. Ve buradan tabii ki hafif bir kaynaştırarak onların da bir gölge alanı oluşabilir, değil mi? Evet. Yine burada hemen ince uzun fırçamızla hiç zaman kaybetmeden, evet, bu ağaçların gövdelerini çizebiliriz belki. Burada yaşayan ağaçlar, evet. Gerçekten çok zevkli bir iş. Burada yine ağaçlar yaşıyor olabilir, dalları olabilir, gövdeleri olabilir. Evet. Evet. Peki. Biraz sonra bu ağaçlarımıza ışık vereceğiz ama yine geniş fırçamızla biraz fırçayı temizledikten sonra, evet, bu fırçayla bu ağaçların ışık alan kısımlarını hemen sarı rengini kullanarak çok hafif bir toprak rengi alarak biraz beyazdan da faydalanıp, evet, bu ağaçların ışığını verebilirim. Çok hafif böyle uzakta da ışık alan yerleri olsun. Evet. Onları unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Evet. Şimdi daha yakındaki ağaçlara gelmeden önce hafif bir, evet, temizlik. İyi olur, fırçayı temizlememiz uygun olur. Evet. Yine sarı rengini hafif bir şekilde alarak burada gölgeleri tamamen bitirmeden sadece dokundurarak ve belli bir tarafa, evet, yaparak çok güzel hareketler oluşturabiliriz. Evet, devam ediyorum. Evet. Çok güzel.
Şimdi tabii ki burada belki bu ağaçların olduğu yer tabii ki gölgesi de olacaktır. Hemen biraz mavi alarak açık mavi ile karıştırıp çok hafif ama bir kırmızıyla buradaki bu yolun devamını ve bu ağaçların gölgesini çizerek belki bu yolun bir yerlere varmasını sağlayabiliriz. Evet, çok güzel. Şimdi bu gölgeden sonra tabii ki biraz daha belki yolumuzu açık bir şekilde beyaz ve çok az bir krem rengi alarak incelterek belki bunu yapabiliriz. Hatta buradaki inceltilmiş beyazdan da yararlanabiliriz. Evet, buradan evet. Şimdi burada farklı dokular oluşturacağımız için astarını gölge olarak yapabiliriz. Geniş fırçamızı alarak hemen koyu bir yeşil tonu alarak burada artık bu yolun kenarında yaşayan çalılıklar olabilir. Burada bu yolun kenarında bir tümsek oluşturmuş olabilir. Bakın, tam yolun kenarında, yolu bitirmeden burada başka bir tümsek daha olabilir. Evet. Yine ağaçların dibinde hemen burada belki yaşayan başka canlılar da olabilir. Burada da unutmuyoruz, hemen yolun dibinde, evet, çok güzel bir yol oldu. Evet, buradan sonrası zaten artık bizim elimizde, burada belki yaşayan çalılıklar, yolun ortasında büyüyen otlar çizebiliriz. Buraya da, evet. Biraz sonra ışığını da verdikten sonra bence bu resim güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi yine yeşile biraz toprak rengi katarak evet biraz yukarıya alalım ve burada da tümsekler oluşturmuş şekilde bakın yolun ortasında çok güzel çimler büyümüş olabilir. Bakın. Evet. Yine burada çekinmeden burada da evet, çok güzel bir görüntü oluşturacak şekilde çimler büyümüş olabilir. Yine burada belki arada hasat edilmiş buğdayların arasında kalan evet. Evet.
Çok güzel. Belki karpuz vardır burada. Karpuz tarlaları vardır. Bilmiyorum ama hasat edilmiş buğday içinde bazen evet, ot kadar tabii ki karpuz da yetişebilir, değil mi? Evet. Güzel bir tarlaya benziyor burada burası ve devam edelim. Yine burada bu yolun devamı tabii ki buradan gelsin. Biraz beyazı aşağıya indirip belki daha güçlü bir etki yaratabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan evet. Bu yol biraz daha aydınlıklı olsun istiyorum. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Parmağımızla bu yolun buradan geçtiğini evet, görebiliyoruz. Çok güzel. İleride parmak tırnaklarımla da resim yapacağım. Ancak ilk etapta insanların daha rahat yapabilmesi için fırçayla çizim yapmayı daha uygun gördüm. Evet. Yine ışık alan yerleri olabilir. Bu yolun evet, çok güzel bir yol oldu. Evet, burada yine gerçekten güzel bir resim olacak diye düşünüyorum. Evet. Yolda muhtemelen dostlarımız yürümüş olabilir. Evet. Çok güzel spatulayla keyif veren bir yol yapmış olduk. Şimdi buraya da artık koyu bir Rusya mavisiyle gece mavisi ve yeşili karıştırarak buraya koyu bir ton, koyu tonda bitkiler ya da ağaçlar yapabiliriz. Buraya kadar çıkan ağaçlarımız olabilir. Evet. Önde arkada son derece güzel. Evet. Hatta bunlar yola da taşmış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bunun hiçbir sakıncası yok. Evet. Burada da aynı şekilde koyu bir tonla yerleri zaten belirlemişiz. Burada gölgeliklerini önce yapıp sonra ışığını verecektik. Ama zaten bunun üzerinden ışığını da vereceğimiz için problem olmayacaktır. Evet, burada da gerçekten taşma gerçekleştirmiş olabilir buradaki otlaklar. Evet. Bence bu çok güzel bir çiçek tarlasına da dönüştürülebilir. Evet. Çok güzel. Biraz sonra burada biz karpuz dedik, kavun dedik ama belki burada gelincikler, nergisler olabilir. Evet. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Gerçekten bu resim güzel olacak gibi geliyor, hissediyorum. Evet.
böyle bir yerde yaşamak isterdim. Gerçekten güzel oluyor evet. Biraz da böyle gölgeye yansımış, gölgesi yansımış olabilir. Evet. Bence çok güzel olacak bu resim. Şimdi burada yine gölge, evet. Şimdi artık burada ne yapacağımıza karar vereceğiz. Evet. Yine burada gölgeyi unutmuyoruz. Evet. Yine sağlama aldıktan sonra artık zaten birkaç dakika sonra programı resmi programla beraber bitecek zaten. Şimdi çok değişik bir yol resmi oldu ve tabii ki bu arada belki burada da böyle yolun ortasında oluşmuş, yetişmiş çimler olabilir. Kenarlarda olabilir. Değişik yerlerde bunu arttırabiliriz. Tamamen bize bağlı. Yolun ortasında biraz koyabiliriz ama çok abartıya geçmeden, çok fazla insanları yormadan, evet burası yolun ortası ve buradan bakın fırçanın arkasıyla, sapıyla burada bir iz, yol izi, evet buradan bu yol izlerini takip eden insanlar olabilir. Şimdi artık böyle bir manzaraya ışık vermek çok anlamlı olacak. Gelincik kararını verdik. Gelincik çiçeklerimiz, pembe çiçeklerimiz. Evet, buradan gerçekten güzel gelincik tarlası. Evet. Kırmızı renk çok yakıştı buraya. Evet, müthiş oluyor. Gelinciklerimiz, arada belki papatyalar da görünebilir ama biz ilk etapta evet biraz kırmızı. Bakın yolun kenarında gelincikler bizi karşılıyor, dostların yolunu tarif ediyor. Çok güzel. Bu da tüm öbek öbek gelincikler. Evet. Çok güzel bir resim oldu sanırım. Gerçekten çok hoş bir görüntü oluştu. Evet. Gelinciklerimizin yerleri de çok güzel. Evet. Hemen buraya da belki sarı renkli çiçeklerimiz, evet sarı renkli çiçeklerimiz de oluşmuş, yetişmiş, açmış olabilir. Burada ağaca benzese de burası, burada biraz sonra bir taş
kocaman kayalıklar koyabiliriz. Evet. Şimdi burasının bir çam ağacı olmadığını ifade etmek adına hemen koyu bir yolun ortasında bakın taşlar evet olabilir. Evet burası taşlar, kayalıklar olabilir. Evet burada kocaman taşlarımız, küçücük taşlar da olabilir. Evet. Gerçekten farklı bir resim olduğunu düşünüyorum. Bugün umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu taşlı yolda, kenarlarında taşlar olan bu yolda artık bizim de evet zamanı geldi. Ama bence çok radikal bir karar verip hemen bunu silerek yolu ferahlatalım istiyorum. Evet. Çok radikal bir karar bu. Hiç bozmadan fırçamızla bakın çok kolay bir şey göstermek istiyorum. Geldiğimiz gibi bakın bitti. Evet. Yolumuz bitti. Evet. Hafif bir yedirme, birbirine yedirerek renkleri evet çok güzel bir yol oluştu. Şimdi sadece bizim spatulayla bu taşların ışığını sarı ve kırmızı ve beyazı kullanarak çok fazla karıştırmadan buraya evet ışığını vermemiz uygun olur diye düşünüyorum. Belki buraya da biraz ışık vermemiz faydalı olur düşüncesindeyim. Evet. Taşları tarlanın kenarına atmışlar ki çiçeklerimiz daha iyi yetişsin diye. Evet. Gerçekten bugün güzel bir resim yaptık. Farklı bir resim. Burada yürüyen insanları da çizebiliriz. Ama artık tablomuzu imzalamanın zamanı geldi. Bugünkü bu güzel resimde evet bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve imzalıyorum. Evet. Bir başka resimde, bir başka renklerle dans programında yeniden karşınızda olmayı umut ediyorum efendim. Bugünkü resmimiz bu kadar. Her gün programımızı sabah 8.30, akşam 18.10 ve gece 00.30'da izleyebilirsiniz. Bir başka renklerle dans programında tekrar karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Ve bu güzel martılarla, kuşlarla sizlere Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.